Peygamberimize bu farz olduğu için Peygamber Efendimiz senenin her günü gece 11 rekat namaz kılar. Yani 8 artı 3. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem senenin her günü kıldığı bu namazı o mescitte itikaftayken yine kendi kendine kılıyor. Demek ki çoğu zaman, çoğu günler ayağa kalkmamış millet görmesin diye. Ama 3 gün kalkmış. Aslında Peygamber Efendimiz'in adeti gece evinde namaz kılarken yüksek sesle okur. Ama orada yüksek sesle de okumamış millet duymasın diye demek ki. Ama kalktığını görünce arkasından uyumuş, 3 gün namaz kılmışlar. Şimdi, ama ne zaman kılıyorlar? Bir süre uyuduktan sonra kılıyorlar. Sonra yine ara veriyorlar, bir süre daha dinleniyorlar, yine kılıyorlar. Yine biraz daha dinlenip yine kılıyorlar. Toplam 11 rekat namaz. Şimdi bu deniyor ki, Peygamber Efendimiz teravih namazı kıldırmıştır. Teravih namazı uyuduktan sonra mı kılınıyor? Peygamberimiz işte bak teheccüd değil diyor, uykunu böl ve kıl diyor. Aralarda uzun uzun dinlenmeler mi oluyor? Bir salatü selam okuyacak kadar o da hemen aman bir an önce kalkalım der gibi. Şimdi bazıları diyor ki teravih namazı 8 rekat dedikleri buna dayanıyorlar. Aslında teravih namazı bu değil. Bu Peygamberimizin her gün kılmış olduğu namaz. Peki teravih namazı ne zaman başlamış? Hazreti Ömer döneminde başlamış. Hazreti Ömer bir gün camiye geliyor, bakıyor ki millet namaz kılıyor. Biri bazıları cemaatle kılıyor, bazıları tek başına kılıyor falan. E diyor bari size bir imam tayin edelim de kılın. Bir imam tayin ediyor, kılıyorlar imamla beraber. Bu hafta bu konuşmayı yapan arkadaşımız kaynak veremedi ama bir yerde okumuş. 60-70 sene kadar bu 8 rekat olarak kılınmış. Sonra 20 rekata çıkmış. Şimdi yetkililer, Osmanlılar'da ben çok gördüm. Emir gönderir. Namazdan sonra şu kadar zikir olsun. İşte şunları okuyun. İşte duyduğumuza göre sünnetleri kılmıyormuşsunuz. Bu olmaz falan. Ya yöneticiler millet dışarı çıkmasın da nerede durursa dursun. Onların istedikleri bu. Ortalıkta görünmeyin, gidin. İster namaz kılın, ister başka bir şey yapın. Şimdi, ama Hazreti Ömer öyle yapmamış. Onlar namaz kılarken, Hazreti Ömer kendisi gidip kılmamış, sonra da demiş ki, ya bu da güzel bir bid'at oldu demiş. Bid'at ne demek? Peygamberimizin yapmadığı bir şeyi yaptık demektir. Peygamberimiz zamanında böyle bir olay yok. Yani uyuyup da insanlar kalkıp kılmıyor ki. İnsan nerede uyur? Evinde uyur. O zaman bu namaz evde kılınacak namazdır. Peygamberimiz o günler mescitte uyuduğu için orada kılmıştır. Ondan dolayı insanlara diyor ki gidin kardeşim diyor. Farz namazın dışında kişinin en gidin evlerinizde kılın diyor. Farz namazı dışında kişinin en sevap namazı evinde kıldığı namazdır. Hazreti Ömer buna niye bidat diyor? Çünkü Peygamberimiz zamanında böyle bir namaz kılınmamış. Ya ama bu insanlar namaz kılıyor. Namaz kılana engel olunur mu? E kılıyorsan kıl kardeşim. Ama bunu Peygamberimize mal etme. Teravih namazı diye ayrı bir namaz ortaya koyma. İstersen gündüz akşama kadar kıl. Zaten Müslümanların zikri, zikir yapacaksanız namaz kılarsınız. Ekimiz salate li zikri diyor Cenab-ı Hak. Beni zikir için namaz kıl. Tamam. Kılmak istiyorsan kıl. Ama bunu tutup da sanki dinin bir hükmü gibi algılama. Sünnettir. Bilmem işte Ramazan gecelerini ihyadır. Değil kardeşim. Böyle bir olay yok. Yaparsan bir sakıncası yok. Yap. İstediğin kadar namaz kıl ama tutup da
Bu işi sanki bir görevmiş gibi algılarsan bu yanlış olur. Evet.